Gezmek insanoğlunun doğasında var ama gezmeyi yaşamının bütününe yaymak hatta ta kendisi yapmak oldukça emek ve özveri isteyen bir iş. Gördüğünüz her mekanı her eseri yaşamak. Evet seyahat kültürü üzerine konuşacağımız gezgin Kemal Kaya uzun bir ayrılıktan sonra stüdyomuzda merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öğrenci işlerine tekrar 3 yıl oldu galiba değil Hoş mi? Hoş bulduk. Benim ilk canlı yayındaki radyo programım. TRT Öğrenci İşleri programıydı. Hı hı. Oldukça heyecanlıydım. Şimdi de yine heyecanlıyım. O yüzden e, benim gönlümde başka bir yeri var. E, davet edince Ne güzel. Öğrenci geldim. işleri de bu kadar eskimiş demek ki. E, onu da e, artık güzel bir şekilde kendimize mal edelim. E, öncelikle şunu sormadan yapamayacağım. Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı bu soru sorulunca benim aklıma Sevil geliyor, Sevil Mert, çok okuyan çok gezen noktacom diye sitesi var, çok hı hı, da keyifli hı. yazar. Benim genelde bu tür sorulara cevabım şu: çok okuyan artı çok gezen artı bunu anlatan artı bunu yazan daha iyi bilir. Evet. Çünkü yazmak yazarken geçmişte yaşadığınız o deneyimleri, öğrendiğiniz şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsunuz, daha kalıcı bir bilgiye dönüşüyor ve bunu da paylaşmak. Bence en 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 keyiflisi bu. Bir de baktığını gören o kısmı atlamıyor Bakmak ve görmek arasındaki fark bizim aslında Türkiye'deki sorunlarımızdan birisi. Çoğumuz hı hı, seyahat hı. ettiğimizde e, çok kısa vakitler ayırıyoruz şehirlere İşte 10 günde 15 şehir gezip gördüğümüz şeyleri anlayamadan dönüyoruz. Sadece bakıp e, geliyoruz. Aslında görmek yaşamak belki hissetmek için biraz daha zaman ayırmak lazım. Bu da aslında belki bir seyahat bulagerin e, diğer gezen kişilerden farkı diyebiliriz. Seyahat bulağı evet. biraz daha e, vaktini yaz, e, gördüğü deneyimlediği şeyleri yazacağı için seyahatleri de daha, daha analitik daha uzun süreli olmak zorunda. Kısa notlar mı almalı yoksa e, oturup laptopu <laughs> yanında olup hem bakarken hem gezerken aynı zamanda yazmalı mı? E, kişisel olarak ben hiçbir hiçbir zaman not almıyorum. E, Hı -hı. Sadece yaptığım röportaj veya e, bilgi aldığım zaman bazen ses kaydını kullanıyorum. Onun dışında hiçbir zaman herhangi bir not tuttuğum yok. Kişiler not alabilir. Bu tamamen kişisel tercih. Tabii. Ben genelde daha uzun vakit ayırdığım için, daha fazla vakit ayırdığım için o bilgiler daha bir kalıcı. Zaten seyahat blogeriyseniz hep yazmakla hayatınız meşgulse zaten seyahatiniz esnasında beyniniz e, yazmaya başlıyor. Hemen o adresi verelim, işlemeye verelim başlıyor. mi bu arada? E, <laughs> evet. Adresini hemen verelim. Unutuyoruz. evet. Hı hı. E, Yoldaolmak.com e, web sitemin adı, blogumun adı. Yaklaşık 4 yaşında. 2011'in ...Ağustos ayından beri yazıyorum. İlk daha blog olmadan... işte ...Yeni Zelanda'da... Auckland'dan Fiji'ye uçarken... ...açtım laptopumu yazdım. Odur budur yazıyorum. İlk önce kendim için yazmaya başlamıştım. Daha evet sonra... şöyle başlıyorum. <laughs> Merhaba ben Kemal Kaya. Seyahat etmeyi ve keşfetmeyi evet, seviyorum. Evet. Diye başlıyor. Seyahat etmek benim tutkum. Hı hı. Seyahat etmeyi aslında hepimiz seviyoruz tahmin ediyorum. Herkes seyahat etmek ister. Bugün... Piyangodan para kazandığında ne yaparsınız diye sorulsa Hemen dünyayı herkes... gezerim der herkes. Dünya turuna çıkmak isterim herhalde herkesin hemen hemen ilk cevabı olur. Benim tutkum ve bu tutkuyu ben hani içinde yaşadıkça ne kadar büyük bir tutku olduğunu hissediyorum. Ve bu sırf seyahat etmek değil şu an seyahat ettiğim deneyimlediğim yerleri yazmak ...bunun da önüne geçti aslında. Yani artık neredeyse yazmak için... ...seyahat eder hale geldim. Hı hı. Yani bu, bu ayrı bu, bir keyif. Bu o zevki, o tutkuyu köreltmiyor değil mi? Hayır, yazmak Hayır, tamamen besliyor etmek, aslında. Besliyor. Çünkü e, gezip gördüğünüz bilgiler, deneyimler... ...sizin zihninize kalıyor. Ya da hı hı. eş dostla paylaştığınızla kalıyor. Ama yazdığınız zaman bu bir kalıcı... ...bilgi üretiyorsunuz. İşte böylelikle... E, bilgi sağlıyorsunuz aslında kalıcı bir bilgi sağlıyorsunuz hı hı. kimisine ilham veriyorsunuz kimisine yol gösteriyorsunuz kimisinin hayatını değiştiriyorsunuz yazmak o yüzden gördüğüm anladığım hissettiğim kadarıyla benim hayatımda şeyden daha önemli ee, evet. yeni yerler gezmekten ee, çok o daha zaman değerli hale geldi bize de bilgi sağlayın <laughs> nereleri gezdin nereleri yaşadın ee, son 3 seneden ya da baştan mı başlayalım yoksa sondan Şimdi mı süremiz çok az evet. ee, çok hızlı bir bilgi geçeyim ee, ben aslında veteriner hekim ilaç sektöründe 15 yıl çalıştıktan sonra bir gün krizle birlikte kendimi işsiz buldum ee, 8-5 mesaisine dönmeyeceğim dedim. Bu benim temel e, kurallarımdan biri oldu. ve Seyahat etmek benim zaten o zaman da yaptığım bir şeydi ama daha çok kısa süreli tatil seyahatleriydi. Ve in, dil öğrenme için yurt dışına gitmeye karar verdim. Birinci amacım dil öğrenmekti ve ondan sonrası çorap söküğü gibi kendiliğinden geldi. Birçok insan beni şey sanıyor hani bu çocuk işinden ayrıldıktan sonra aldı parayı dünya turuna çıktı. Hayır ben tamamen sadece dil okulu öğrenmeye gittim. Gerisi kendiliğinden geldi. Hı hı. E, Yeni Zelanda'da 7 ay kaldım. Ve oradaki bir tatil döneminde dört hafta boyunca Yeni Zelanda'yı e, gezmem benim tüm hayatımı değiştirdi. Bir aylık non-stop bir geziydi, Kuzey Adadan başlayarak ve ben orada ilk defa hostelle tanıştım, ilk defa hostelde hostelde kaldım. Yani ilk defa sırt çantalı seyahat etmenin e, dünyamı nasıl değiştirdiğini an an şahit oldum ve orada öğrendiğim ipuçları aslında tüm hayatımı değiştirdi. Bu ipuçları o kadar büyüdük yani bu bilgi insanın kendine saklaması biraz Nasıl derler bencillik olur evet, Ve uzun... Bu yüzden paylaşmaya karar verdim <laughs> bu, bu önemli bir dürtü benim için Çünkü evet. bu, bu bilgi birçok insanın hayatını değiştirebilir Çünkü benim hayatımı değiştirmiştim Peki şimdi tatil deyince seyahat deyince Hazırda var olan bir e, 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 Geliri harcamak gibi geliyor ama Böyle de olmuyor tabii Gerçekte nasıl oluyor ben evimi kiraya verip gitmiştim. Hı hı. Kendime ait bir evim var. Oradan gelen bir gelir benim e, seyahat finansmanımın büyük bir bölümünü sağlamıştı ve ama hepsini e, değil. Günlük aslında hepsini sağlamıştı. Çünkü günlük gelir e, 43 liraya denk geliyordu. Ben de seyahatim boyunca aslında 50 TL limitin altında kalmaya çalıştım başarabildin Aa, mi? Başardık. Başardım. Evet bu çok çok basit bir şey ama çoğu insana belki çok garip gelebilir. Hani nasıl insan 50 lirayla seyahat eder? Genelde aklıma Phuket geliyor. Mesela Phuket'te ben Old Town denen bir bölgede bir hostelde kaldım. 10 gün kadar tahmin ediyorum. Günlük ücreti 6 TL'ye yatacak yer buluyorsunuz. Sonra pazar yerinde gidip e, günde 1 dolara, 2 dolara iki oyunumu alıyordum. Yani dolayısıyla oradaki 10 günde harcadığım günlük maliyet 20 lirayı geçmiyordu. Dolayısıyla evden gelen kiranın o 43 liralık kısmının 20 lirasını ben biriktirebiliyordum. Bir de biriktirip bankaya <laughs> <Gerçekten>. yatırır mısın? <laughs> Burada belki biraz Avustralya'ya örnek vermem gerekiyor. Çok ilginç bir ülke. Aslında çok da gençlere tavsiye ettiğim bir ülke. Gerek dil öğrenmek, gerek seyahat etmek açısından. Seyahatimde öğrendiğim en önemli konulardan bir tanesi help exchange konusuydu. Avustralya'da, Sydney'de, yine Tazmanya'nın Hobart şehrinde, yine Darwin şehrinde... ...üç, üç yerde bu help exchange e, aktivitesine katıldım ya da help exchange yaptım denir. Hı hı. Bu sistemde mantık şu, e, bir ev sahibi ya da bir iş sahibi size bir iş öneriyor günde 4-5 saat siz o işi yapıyorsunuz o bunun karşılığı size ücretsiz yatak ve yemek veriyor hı hı. dolayısıyla benim Sydney'de yaptığım şey örneğin Sydney'de e, şehir merkezine yakın bir yerde Down sendromlu bir çocuğa bakmıştım çitleri hı hı. tamir etmiştim boya boyabadan işleri yapmıştım elektrik süpürgesiyle yerleri almıştım bulaşık yıkamıştım ama buna karşılık ben Sydney gibi dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesinde ne yemeğe ne yatağa para harcamıştım. Dört saat bu işleri yaptıktan sonra ve çok iyi arkadaşlıklar edindim. Hem ailelerin yanında kaldığım için İngilizcem gelişiyordu, hem ondan sonra kalan zamanda çok da, büyük da dedinler. Şehre çıkıp, şehre çıkıp geziyordum. Bugün dil öğrenmek çok pahalı, e, görece olarak ve burada aynı zamanda e, dilimi geliştirdim. Yine Akeza şeyde de öyle, Hobart, Tazmanya adasında da öyle. Orada da yine bir ailenin yanında 12 gün kaldım. E bunların hepsi hem yeni arkadaşlıklar hem yeni şeyler öğrenme e, ...sağlıyor. Bu gençlerin çok sık... ...yaktığı bir şey. E, Avrupalı gençler özellikle... ...İngilizce öğrenmek için Avustralya'ya gidiyor. Woofing de deniyor buna. E, i̇şte orada... E, ...çiftliklerde çalışarak... E, ...hem para kazanıyorlar, meyve toplayarak... ...hem para kazanıyorlar, hem İngilizce öğreniyorlar... ...hem bedava seyahat ediyorlar. Diğer bir konu da aslında... ...çok kısa bilgi vereyim. Bu fazla vaktimiz olduğunu... ...sanmıyorum. E, relocation... ...denen bir kavram daha var Avustralya'da. Bu hı hı. çok e, bilinen bir konu değil. Yani... E, ben Tazmanya'nın Hobart şehrinde e, 7 metre 3 metre bir karavanım vardı. 3000 kilometrede Mercedes harikulade bir karavan. Ve ben onu bedava Avustralya e, Hobart'tan karavanı aldım. İşte Edelay'da kadar 1500 kilometre e, seyahat ettim. Dünyanın en güzel yollarından geçtim ve bunu bedava yaptım. Daha sonra Avustralya'nın göbeğinde Alice Springs denen bir bölge var. Orada da yine 6 kişilik bir karavan kiraladım bu defa. Yine bedava. Kiraladım dediğime bakmayın. Sonra iki Alman kız, bir Yeni Zelandalı, bir Avustralyalı çocukla birlikte yine 1500 kilometre o karavanla seyahat ettik ve bu defa üzerine para kazandım ben. Oo, bu iş gelir getirmeye başladı. <laughs> Avustralya çok ilginç bir ülke dediğim gibi. Şimdi Avustralya'da siz tatiliniz için gittiğinizde bir karavan kiraladınız da işte Sydney'den alıp diyelim ki işte Adelaide'de bıraktınız. O, o karavanın tekrar Sydney'de veya lazım olan başka bir şehire gitmesi gerekiyor. Hı hı. Avustralya'da iş. Işte işçilik ücretleri çok pahalı. İşte e, karavan şirketi birinin uçakla oraya göndermesi, o karavan alıp getirmesi oldukça maliyette. Bunun yerine bazı sitelere ilan veriyorlar. Siz bu ilanlara başvuruyorsunuz. Tabii bunun için ehliyetin uygun olması, e, uluslararası düzeyde. Orada olması. normal ehliyet geçerliydi. Yani herhangi bir sorun yaşamadım. Hı hı. Zaten. E, Trafik kurallarının çok iyi olduğu bir yer ve karavana nefis seyahatler yaptım ve bunu yapan çok insan var. Relocation deniyor buna. Yine yolda olmak.com sistemde bununla ilgili yine kısa hı -hı, bilgiler var. Hı. Yine Google'a eğer Help Exchange yazılırsa bununla da ilgili çok deneyimlerim de içeren çok uzun, çok detaylı bilgiler yazdım. Şimdi böyle pek çok site, blog, forum var. Hı -hı. Profesyonel olarak yıllardır emek verdiğin, hı -hı. on binlerce gezi sevdalısı bu platformlarda buluşuyorlar ve bilgi alışverişinde bulun. Aha. Bunların e, verdiği tatlar e, ve yararlar hı hı. neler? Şimdi ben blog ve bloggerlere çok değer veriyorum. Ve e, markaların da çok değer verilmesini öneriyorum. E, blogger demek gizip gördüğü, deneyimlediği. Sırf gezi bloggeri olarak, seyahat bloggeri olarak söylemiyorum. Bir yemek blogeri veya moda blogeri de olabilir. E, bizler deneyimlediğimiz şeyleri, hı hı. E, insanlara sunan, ücretsiz sunan insanlarız. Bu büyük bir emek istiyor. Yani sitenin hostingi dediğimiz barındırılması, tema işleri, arkada o kaportanın altında görünmeyen zaman alan o kadar çok iş var ki aslında insanlar kendi deneyimlerini bedava olarak insanlara sunuyor. Dolayısıyla benim için blogerler bugün bildiğimiz büyük mecralardan çok çok daha değerli. O yüzden aslında hemen herkesin blog açmasını tavsiye ediyorum ben. E ee, insanlar yazmayı belki başta bilmiyor olabilir ama yazdıkça yeteneklerini geliştirebiliyor. Herkes bildiği bir konuda bilgisini kalıcı olarak internette e, sunarsa bu onların hayatını bile değiştirebilir. Benim hayatımı değiştirdi. Bugün evet. bugün e, tam zamanlı seyahat ediyorum. Herhangi bir işe işte çalışmıyorum ve işsizim. E ee, kendi hayatımı finanse edebiliyorum. Hatta şu an başka arkadaşların seyahatlerini finanse edebiliyorum. Bugün bir yarışmayı duyuruyoruz. Nasıl? Şimdiye kadar ben hep kendim geziyordum. İşte Facebook'ta oldukça takipçi sayımız yükseldi ve artık onlar bizimle ne zaman gezeceksin, bizi ne zaman gezdireceksin diye çok çok takılır oldular. Ben de elimdeki bir imkanı kullanmaya karar verdim ve bunu da çok sık yapacağız. Hı hı. Singapur Hava Yolları ana sponsorluğunda bir gezi yazısı yarışması yapıyorum. Asıl amacım insanlar aslında yazmaya teşvik hı hı. etmek. Nasıl katılacaklar buna? Katılacak kişi gezip gördüğü, deneyimlediği, yaşadığı, hissettiği yerle ilgili bir gezi yazısı hazırlayacak. Bununla ilgili detaylar yoldaolmak.com sistemde açıklayacağım. Onları hı hı. yarından hı hı. sonra ulaşabilecekler. Gittiği şehir veya destinasyonla ilgili bildiği bilgileri insanların işine yarayacak şekilde gezi yazısı formatında nasıl formatta hazırlanacağını da açıklayacağım. 500 kelime ile 2000 kelime arasındaki bir içerik bekliyorum ve fotoğraflarında olduğu. Dolayısıyla bu içerikler yarışmaya girecek. Ben insanların yarışmaya katılmasını arzu ediyorum. Ee, yarışmaya katılan birinci kişi Singapur Havayolları sponsorluğunda ben ilk önce iki gün Singapur'a uçacak. İki gün Singapur'da keşfet keşif yapacağız. Oldukça evet, güzel bir şeydir. 15-20 gün önce oradaydım yine. Singapur'un 50. kuruluş yıl, yıl dönümü vardı. Hı hı. oraları gezeceğiz. Sonra Avustralya uçacağız ve çok esnek bir ödül bu. kazanan kişinin tarihine ve takvimine uygun olacak. Ona göre ayarlayacağız. İşte belki Sydney'den başlayacağız, belki Cairns'te başlayacağız. Belki 10 gün gezeceğiz, belki 20 gün gezeceğiz. Hatta ödül gezmek yani. Ödül ...benim nasıl gezdiğimi... ...o çok sorulan soruları <gülüyor> yerinde <gülüyor> görmek... ...birlikte keşfedeceğiz aslında yani... ...birlikte evet. benim daha önce gezdiğim yerleri... ...ben rehberlik yapacağım aslında bu kişiye... ...Sydney, Melbourne muhtemelen... ...belki... E, ...Yeni Zelanda da dahil olabilir... ...konaklama... E, ...ulaşım... E, ...masrafları tarafımdan karşılanacak... Şimdi bir soru daha... ...Türkiye olarak gezip görmeyi seviyor muyuz? E, yeterince e, seyahat sever miyiz... Ben Türkiye'nin %90'ından fazlasında bulundum şu ana kadar. Bu blog hayatım başlayınca aslında Türkiye'yi ben hep arka plana itmeye çalıştım. Çünkü yurt dışı seyahat blog sayısı çok az olduğunu düşünüyordum. O yüzden genelde benim önceliğim yurt dışı oldu. Fakat son bir yıldır fikrimi değiştirdim. Türkiye'de daha önce gezdiğim yerleri tekrar seyahat etmeye başladım işte Fethiye bir, kaç defa gittiğim yerdir. Bu defa blogger gözüyle gittiğiniz gittiğimde yani bambaşka bir bakış açısına yani geçmişteki o Fethiye veya Mersin veya işte başka şehirlerle Safranbolu ile ilgili algılarım da değişmeye başladığını Keşif gördüm. Keşif gezisiz değil, başka bir gözle bakıyorsunuz Şimdi değil mi geç, o zaman? Geçmişte tatil olarak evet. gidiyorsunuz. İşte üç günlük, beş günlük bir zamanınız var. İşte o zaman içerisinde birçok şeyi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Bu da birçok şeyi ...görmemenize neden oluyor. Ama şimdi bir blogger gözüyle ya bir, bir seyahat yazarı gözüyle gittiğiniz zaman... ...artık daha farklı görmediğiniz detayları gözme, görmeye başlıyorsunuz. Ve geçmişte ben Türkiye'yi nasıl yazarım diye çok endişe ediyordum. Şimdi heyecan duyuyorum. Hı hı. Çünkü ülkemizin zenginliklerini bir başka gözle kendi deneyimimle aktarmaktan müthiş keyif alıyorum. Ee, Türkiye daha çok yer alacak 2016'da diye düşünüyorum. Bilinçli seyahatle ilgili <laughs> önerileriniz var mı en son? Bu çok cevaplanması çok uzun bir soru. Ya ama şimdi, biz çok kısa istiyoruz. İnsanımızın çoğunun vakti çok az. Hı hı. Dolayısıyla bu tatil sürecinde internette araştırma yapmaları gerekiyor. Örneğin ben çok az araştırma yaparım, ama genelde bunu tavsiye etmiyorum insanlara. Hı hı hı. Gidecekleri yerlerle ilgili benim önerim mutlaka seyahat blogerlerinin sayfalarına girip bakmaları. Örneğin yoldaolmak.com'un en üst kısmında kaynaklar diye bir bölüm var. Orada tüm seyahat blogeri arkadaşları öneriyorum ben. Benim yazlarını beğendiğim, fikirlerine değer verdiğim Türkiye'nin en iyi seyahat blogerleriyle ilgili bir liste var orada kaynaklar kısmında. Uh -huh. Seyahat edecekleri zaman lütfen o bloglara girip baksınlar. Sadece birkaç kişinin deneyimiyle yetinmesinler. Bugün online araştırma en önemli bilgi kaynağı. Önemli diğer bir konu benim en çok altını çizdiğim diğer birçok ipucunu hiç söylemeye gerek yok blogda bulabilirler ama biraz ön yargıları evde bırakmak lazım. Yani e, Türkiye gözlüğü Türk kültürü gözlüğüyle bakmamak lazım. Her ülkenin kendine göre oluşmuş binlerce yıldır oluşmuş bir kültürü var. O kültür bize belki garip gelebilir ama o kültür kendi topraklarında çok güzel bir anlam buluyor o anlamı bulup o anlamın içerisine dalmaları gerekiyor. Evet. Ee, Ama çok planlı da olunamıyor. Hayatın akışı içinde de olmak gerekiyor galiba. Değil e mi? Biraz akışına bırakmak güzeldir. Şu meşhur akışına bırak kelimesi. <laughs> yani yolun hep hesabı kitabı vardır. Özellikle uzun süreli seyahat ettiğinizde planların hiçbirinin hemen hemen çok büyük bir bölümünün anlamını yitirdiği yolda kendi kendine şekillendiğini görecekler. Kısa süreli tatillerde evet ama eğer uzun süreli seyahat edeceklerse mümkün olduğu kadar planları biraz geride bıraksınlar. Biraz akışına bıraksınlar. Peki sevgili Kemal Kaya güzel yollar dileyelim. Güzel seyahatler dileyelim ve bunları bize aktarmanızı dileyelim. Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.